bütün peygamberler çile çekiyor. Yakışıklı, ben yani görüyorum, yaşayarak görüyorum. Ya çile çekmeden bir insan olgunlaşması diye bir şey yok. Bir garip bir şey oluyor insan yani. Olgunlaşmıyor öbür türlü ya, mümkün değil. Başka hiçbir yolu yok, ben düşündüm, hiçbir yolu yok. Rahatlıkta dima duruyor. Zorlukta dima çalışıyor. Ya başka türlü olmuyor. Derinlik öyle oluşuyor, sevgi öyle oluşuyor, tutku öyle oluşuyor. Başka bir yolu yok. Bana kahve gelsin, kahve. Bu dediğiniz gibi Bülent Arınç'ın kadın özgürlüğüne yönelik bir konuşması olmuştu. Sokağa çıkmasınlar, gülmesinler diye. Seçimlerde AK Parti'ye oy kaybına sebep olmuştu. Ya bence kasten yaptı onu. Sokağa çıkmasınlar, gülmesinler falan. Bülent Arınç yapıyor bunu. Evet. Halbuki kendi hayatı tahmin tahvil edeceğiniz gibi değil. Evet, evet. Yani ben onun neler yaptığını çok iyi biliyorum. Yani duyulsa hayretler içinde kalırsınız. İnsanlar şok olur. O kadar ferah bir tip. Ama Müslümanlara uyguladığı sistem, Hazreti Cübbeli de öyle. Kendi hayatı süper rahat. Ama konuşmada başka türlü. Yani hayret edecek bir uslubu var. Mesela onun için bak, çocuğu olsun, damadı olsun falan, apayrı bir alemdeler. Ya apayrı bir alem, hiç onunla alakası yok. Bunun kafası da o tarz. Ama dışarıya verdiği imaj başka türlü. Bu aynı şekilde Kadir Mısırlıoğlu da öyle. Dışarıya verdiği imaj başka, yaşadığı hayat başka. Bu akitçiler de öyle. Dışarıya verdikleri imaj başka, yaşadıkları hayat bambaşka, bambaşka, bambaşka. Yani anlatılacak gibi değil. Ben yazık şu gariban Müslümanlara acıyorum, mazlum Müslüman. Bilmiyorlar onların ne olduğunu. Bilmiyorlar yani. Yani hakikaten acıyorum Müslümanların, birçoğunu acıyorum. Hepsini olmasa da birçoğunu acıyorum. Hakikaten mesela bakıyorum, çok kapalı, çok hanım kızlar var, dindar sakallı amcalar var falan. Yazık ya, bunlara güveniyorlar, bunlar bilmiyorlar gerçek mahiyetini. Belki de gidiyorlar oraya, ziyarete de gidiyor, oturma falan gidiyor. Yazık, günah ya, yazık, günah yani. Ayrı bir kafam varsa, Müslümanları bırak. Ya onların kanalıyla bir şeyler elde etmeyi bırak. Ayrı bir kafan varsa. Yazık o insanlara ya. Gerçekten acıyorum yani. Bilseler kapısına adım atmazlar yani. Ya bilmiyor, farkına varmıyor. Yani baskı iyilik getirmiyor. Mesela bu Mehmet Kutlar abi vardı. Bilmiyorum, yaşıyor herhalde değil mi Mehmet Kutlar? Evet. Onun bir rahmetli kızı vardı. Eroinden vefat etmişti. Evet. Eroinden. O kadar baskı ortam olunca, bak işte olacak bu oluyor. Bak Cübbeli'nin oğluna bak. Evet. Alakası yok. Evet. Birçok kişinin oğlu, çoluğu, çocuğu bu şekilde. Yani o hayata adeta isyan ediyorlar. Bambaşka bir hayattalar. Fas, Tunus, Cezayir televizyonlarına bakın. Bayağı neşeli ya. Tefler çalıyor, eğleniyorlar. Klarnet, keman, herkes eğleniyor. Türkiye'de bir matem havası isteniyor. Müzik yok, eğlence yok, resim yok, sanat yok. Ne yapmak istiyorsunuz ya? Yani nereye getirmek istiyorsunuz? Hayır, kendileri de sıkılıyor. Etrafındaki insanlar da sıkıyorlar, rahatsız ediyorlar.
Ya yapmayın, etmeyin, bunun önü sonu gelmez. Her gün yeni bir madde çıkartmayın. Her gün yeni bir ilave yapmayın, bunun sonu gelmez. Katlamalı, kötüye doğru gider. Bırakın millet rahat yaşasın ya. Bak bu uygulamalar başladı, AK Parti bütün sahil kentlerini kaybetmeye başladı. Ya iyilik yapmıyorsunuz. Bir avuç akit kafasında falan adam var. Onların gönlünü yapacağız diye milleti küstürmenin bir alemi var mı ya? Tabii. Bir gariplik var. Mesela bu yeni akitten rahmetli Hasan Karakaya vardı. Kızı vardı, hostes. Resimleri yayınlanmıştı. Akıl almaz rahat. Evet. Babasıyla uzaktan yakından alakası yok. İşte o kadar baskı yaparsan sonu bu oluyor. Evet. Sonu bu oluyor yani. Özgür bırakın insanları. Daha akılcı baksınlar olaylara. Daha insanların telif gücü artar. Neşesi artar, şevki artar. Bu nedir bu ya? Bu homoseksüel üst kimlik olayı dünyanın en tehlikeli olayı. Evet. Ya bak mesela Japon homoseksüeller PKK safında savaşıyorlar, Japon. Evet. Malezya'dan, oradan buradan homoseksüeller. Hep homoseksüel. Hatta orayı, o bölgeyi böyle bir homoseksüeller alanı haline getirmeyi düşünüyorlar. Evet. Ya oralara kumarhaneler, işte eğlence yerleri, barlar, homoseksüel barları falan kurup, kazinolar falan kurup, rezalet paçadan akacak hale getirmeyi düşünüyorlar. Evet. Buna ait yüzlerce delil var. Amerikalı birçok sermayeder de bunu destekliyor. Fransız homoseksüeller, İngiliz homoseksüeller falan. Orayı bir homoseksüel ülkesi haline getirmeyi düşünüyorlar. Yani sadece homoseksüellere ait bir ülke. PKK'lı katillerin kontrolünde. Onlar oranın korumasını yapacaklar. Homoseksüeller de orada yaşayacak. Mesela İsrail'de Tel Aviv öyledir. Evet. Tel Aviv şehri, homoseksüellerin kalesidir. Şimdi Türkiye'nin o Güneydoğu sınırlarında homoseksüellerin kalesi yapmayı düşünüyorlar. Fakat içten de çok destek var homoseksüellere. Türkiye'deki homoseksüellerden de destek var. Yani bu çok vahim, buna çok dikkat etmek lazım. Yani mesela FETÖ. Bu normal bir nurcu gruptu. Bunlar için homoseksüelliği yaydılar. Ama acayip yaydılar homoseksüelliği. Ondan sonra bunlar İngilizlerin devleti çok rahat kontrol eder hale geldi. İlk başlarda hatta bir doçent gelmişti. Konuştu falan, dedi ki çocuklar ya hocam dediler, bu homoseksüele benziyordular dedi. Ya dedim iftara olur dedim, bir dikkat edin şu an. Baktık, araştırdık, adam hakikaten homoseksüel. Allah Allah, şaşırdık. Sonra biliyorsun bir meşhur bir homoseksüel çıktı onların arasından. Baktık bir tane daha, baktık bir tane daha. Çığ gibi yayılmış. Cemaatlere yayılma stratejisi güdüyorlar. Buna çok dikkat etmek gerekiyor. Yani mesela adamın çocuğunu homoseksüel yapıyorlar. Adamı da kontrol altına alıyorlar. Hem çocuğunu kontrol altına, hem adamı kontrol altına alıyorlar. Bu vahim bir gelişme. Buna karşı, bu üst kimlik homoseksüelliğe karşı çok esaslı bir mücadele verilmesi lazım. Bu Diyanet'in de görevi. Evet. Diyanet İşleri Başkanı'na ben istirham ediyorum. Homoseksüelliğe karşı kitap çıkarsınlar. Evet. Yazıları yayınlasınlar. Hutbeler okunsun. Müthiş bir facia. Bak, Akit Gazetesi normal gösterdi homoseksüelliği. Evet. O çok büyük bir tehlike. PKK'ya karşı uyardık. Allah razı olsun, PKK ile ilgili bir çalışma yapacağız dediler Diyanet. Bu güzel. Evet. Şimdi bir gazeteci arkadaş gelecek. Ondan röportaj yapacağız. Bu
özel röportaj mı olacak yoksa canlı yayında yayınlayabilecek miyiz? Biliyor musunuz? Özel. Ha, özel mi? Evet. Ya ne fark eder özel Allah aşkına? Ne? Tamam. O zaman ne yapalım? Burayı hazırlayın da bari bir ara verin o zaman. Programımız videolarla devam ediyor. Tekrar birlikte olacağız inşallah.